Merhaba sevgili örgü severler. Şerife'nin örgüleri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Şerife mutlu. Yeni bir model anlatımıyla karşınızdayım inşallah. Model anlatımıma geçmeden önce kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız lütfen. Özellikle zil sesini açık bırakın ki yayınlayacağım videolardan ilk sizin haberiniz olsun. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. İstediğiniz zaman istediğimiz videoma girip izleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi yine çok sık kullanılan, beğenilen, merak edilen modellerden bir tanesi olan işkembe yelek örgü modeline ee, modelini anlatacağım inşallah şöyle ben denedim ee, Angora ipi çift kat yaptım dolgun gözüksün siz daha rahat görebilin diye ee, çok hoşuma gitti yapısıyla duruşuyla çok e, güzel bir model oldu özellikle yelek hırka hırkaya da çok yakışan bir model ince ip kalın ip bebek örgüsü yetişkin örgüsü her türlü her şeyde kullanabileceğiniz çok güzel modellerden bir tanesi benim de e, senelerdir e, örmek istediğim modellerden bir iki çok hoşuma gider şöyle gördüğünüz gibi yapısı itibariyle dolgulu dolgulu bir yapıya sahip onun için de işkembe modeli deniyor şimdi bunun için ben yine bir ipime başladım. Düz olarak arkasını ters ördüm. Önden de düz olarak tamamladım. Çünkü modelimizin kurulumunu biz arka sıradan yapacağız. Başladım. Önden bir düz gittim. Tekrar arkadan bir ters, tekrar önden bir düz yaptım. Modelime geçiyorum inşallah. Bir tane kenar ilmeğimi ördüm. Bir tane ters ördüm. Şu bir tane kenar ilmeğimi ördüm. Bir tane düz ördüm. Şimdi bakın, bunu boş alacağım ve üzerine şöyle atacağım. Tert, düz e, Kenar ilmeğimi ördüm, düz ilmek yıldım, boş alacağım, şu şekilde atacağım. Tekrar düz. Arka sıradan yapıyoruz bunu. Alıyorum, atıyorum, düz. Alıyorum, atıyorum, düz. Dolama gibi yapıyorsunuz, artırma gibi ve hatta hatırlarsanız atmalı bir Selanik modeli anlatmıştım. Orada da bu şekilde, şöyle hızlı bir şekilde de eliniz alıştıkça yapıyorsunuz. Tersi şu şekilde alıyorum, düzümü normal örüyorum. Şöyle göstereyim, tam anlamanız için düz. Tersi bu şekilde alıyorum düz. Tersi boş alıyorum örmeden üzerine atıyorum düz. Zamanla eliniz alışınca bakın şu şekilde hiç hem atarak hem boş alarak devam ediyorsunuz. Ve kenar ilmeğim. Arka sırada ne yaptık? Düz örüyoruz. Tersleri boş üzerine bir dolayıyoruz. Ters düz örüyoruz. Tersi boş üzerine bir dolama yapıyoruz. Arka sıramız bu şekilde. Gelelim ön sıraya. Ön sırada bakın hep düz öreceğim. Düz örüyorum. Boş aldığımı yine bakın boşalıyorum şu artırdığımı örmeden alıyorum diğer iki ilmeğimi örüyorum artırdığımı yine boşalıyorum hiç örmeden iki ilmeğimi düz olarak örüyorum artırma yaptığımı alıyorum örmeden iki ilmeğimi düz olarak örüyorum artırma yaptım, boşaldım iki ilmeğimi düz olarak ördüm boşalıyorum boş alıyorum düz düz boş alıyorum düz düz boş aldım düz düz boş aldım düz ve düz ilmeğimi boş aldım düz düz boş aldım Boşaldığında nedir? Diğer sırada başına doladığımı bakın. Şöyle tekrar şişimi hiç örmeden takıyorum. Örgüm hep ön sıradan düz olarak tamamlanmış oldu. Arkada bir test bir düz hatırlıyorsunuz. Bir düz örüyorduk. Tersleri boş alarak başına doluyorduk. Önden hepsini düz alıyoruz. Hepsini düz örerken sadece şu dolama yaptıklarımızı yine boş şekilde alıyoruz. Geldik arka sıraya. Bu modelin hem arkasında hem de ön yüzünde sürekli işlem yapmamız gerekiyor. Bakın. E, şu ilk sırada, geçen sırada arkada düz olarak ördüğüm ilmeği bu sefer ters olarak boş alacağım. Şu iki ilmeği yani şunu ve şu artırdığımı birlikte düz olarak keseceğim. Tek ilmeği alıp boş başına dolayacağım. Diğer ilmekle artırma yaptığımızı düz olarak keseceğim. Bakın şu tek olan ters ilmeği alacağım. İkisini bir düz olarak öreceğim şu şekilde alıyorum ikisini düz örüyorum şu şekilde alıyorum bakın hem şu şey hem de artırma yaptığım gördüğünüz gibi ikisini bir düz olarak alıyorum şunu tersi boşalıyorum başına doluyorum İkisini bir düz olarak kesiyorum hem ilmeği hem artırma yaptığımızı birlikte düz alıyorum kenardaki karışmasın diye sadece ters örüp bırakayım. Geldim ön sıraya. Artık ön sırada yapacağımız işlem de belli arka sırada. Her ön sırada aynı işlemi, her arka da aynı işlemi yapacağız. Bu sırada da şöyle düz öreceğim. Yine artırma yaptığımı boşalacağım. İki ilmek düz öreceğim. Artırma yaptığımı boşalacağım. İki ilmek düz öreceğim. Artırma yaptığımı boşalacağım. Aynı İlk sırada yaptığım gibi geçenki sırada yaptığım gibi artık önde hep bu şekilde öreceğiz artırma yaptığımızı boşalacağız iki ilmeğimizi düz alacağız artırma yaptığımızı boşalacağız iki ilmeğimizi düz öreceğiz artırma yaptığımızı boşalıp iki ilmeğini bizi düz öreceğiz İlk sıralarda gördüğünüz gibi şekil oluşmaz birkaç sıra yaptıktan sonra şekil oluşur kafanız karışmasın yeter ki siz Dolama ve kesme işlemini düzgün yapın. Şaşırmayın. Gerisi kendiliğinden gelecek. Geldim arka sıraya. Dediğim gibi modelinde arkasında önünde sürekli işlem yapılacak. Ve yaparken de aynı işlemi yapacağız. Arkada da her zaman aynı işlem. Önünde de, de aynı işlem. Bakın ördüm baş ilmeğimi. Şu ilmekle artırma yaptığım ilmek burada. İkisini bir keseceğim. Tek ilmek var boşta. Onu boş alacağım, artıracağım. iki ilmeği bir keseceğim. Boş alacağım, artıracağım. iki ilmeği bir keseceğim. Bakın şu ilmeğim ve artırma yaptım. Sürekli önde normal ilmeğim, artırma yaptım arkada. İkisini bir kesiyorum. Arkada sürekli bu işlemi yapacağız. Önde de aynı işlem. Biraz daha yavaş örmeye gayret ediyorum. şu şekilde bakın eliniz elinize alışınca hem boş alırsınız hem de atarsınız şu şekilde düz ve kenar ekmeğim yine ön sıraya geçtim yavaş yavaş şeklimizde oluşmaya başlıyor ne yapıyordum sadece bu sırada düz düz hep düz örüyordum ama şu artırma yaptıklarımı boş olarak alıyordum Boş alıyorum, ikilime düz örüyorum. Ön sıramda hep bu şekilde bakın. Artık yavaş yavaş şeklimiz de oluşmaya başlıyor. Dediğim gibi birkaç sıradan sonra ancak şekil oluşur. Hemen olmuyor diye bırakmayın. Yine altını çift kat başlama tekniğiyle başladım. Lastik yapmayanlar için. Lastik lastiğin altına da güzel oluyor da yine şu tek ilmeği yanında artırması falan yok bunu ne yapıyorum boş alıyorum üstüne atıyorum ilmekle yandaki artırmayı beraber kesiyorum hangi ilmeğin üzerine atacağı boş alacağınızı düşünürseniz şu tek olan ilmek olacak bakın çünkü şunun yanında ne var artırma yaptığımız var bunu boşalıp üstüne alırken ilmek ve yanında artırma olanı düz olarak kesiyoruz arkada da önde de artık işlemlerimiz aynı sürekli boşalıyorum üstüne atıyorum kesiyorum düz olarak boşalıyorum üstüne atıyorum kesiyorum şeklimizde açığa çıkmaya başladı Önden de ilmekleri hep düz olarak örüyorum. Sadece neydi? Şu attıklarımızı boş olarak alıyorum Arkasına da at, üstüne attığım şeyleri boş olarak alıyorum Çok karmaşık gelen bir modeldi. Bana da hep karmaşık gelir. Ama bir başlatıp da ayarını tutturursanız çok keyifli bir model hem de her seferinde güzel bir sonuç açığa çıkınca hoşunuza gidiyor şöyle bir bakın şöyle bir görüntü dokusu sizin şöyle güzelce gözükünce hoşunuza gidiyor daha keyifli örüyorsunuz Dediğim gibi bebek kıyafetlerine de çok rahat uygulayabilirsiniz. Büyük yetişkin hırkalarında, yeleklerinde, bere, atkı ne isterseniz hepsinde uygulayabileceğiniz bir yine bir model. Bakın artık şeklimiz oluşmaya başlıyor. Hep aynı. Arka sırayla. Arka sırada yapacağımız işlem de aynı. Ön sıradaki yapacağımız işlem de ayrı. Ben birkaç sıra daha öreyim. Şöyle modelimiz bir açığa çıksın. Ne dedik yine bakın şurada hemen ilk kenar ilmeğimi ördüm. Tek ilmek değil şu ters görüyor musunuz? Yanda artırması var. Öyleyse bunu ne yapıyorum? İkisini bir alıyorum. tek olan tersi boşalıp üzerine atıyorum. Kesiyorum. Boşal üzerine at. Kes. Bu şekilde devam edip gidecek inşallah. Evet sevgili Öözgü severler ben birkaç sıra daha yaptım şöyle modelimiz açığa çıksın diye. Gördüğünüz gibi birkaç sıradan sonra iyice net olarak artık modelimiz kendini belli etmeye çalışıyor. Evet sevgili örgü severler Şerifenin örgüleri YouTube kanalımda bu e, videomda sizlere işkembe modelini anlattım dediğim gibi ince ip kalın ip hiç fark etmez çocuk e, kıyafetlerinde de örgülerinde de kullanabileceğiniz yetişkinlerde de kullanabileceğiz her yaşa herkese uygun bir model hırkalarda da özellikle kullanabileceğiniz bir model şöyle göstereyim çok güzel e, dokulu çok güzel görünümlü. Modellerden bir tanesi çok da sık kullanılan model, sevdiğimiz modellerden bir tanesi. Yine anlatımının çok olduğu modellerden bir tanesi. Fakat bir de benden iste, bir de benden istedim. istedim ki bir de benden dinleyin anlatımını. Çünkü Şerife Nöhris ekran sayfamda bana şu modeli anlatır mısın? Şu model sizden dinlemek istiyoruz diye e, takipçilerim isimler atıyorlar. Ondan isteği doğrultusunda ben de hazırlanıp sizlerle bu videolar buluşturuyorum inşallah yine benim anlatmamı istediğiniz videolarınız varsa ya da modelleriniz varsa bana şerife nörgüleri instagram sayfamdan ulaşın gönderin ben de çalışıp inşallah sizlere aktarmaya çalışayım videoma son vermeden önce şerife nörgüleri youtube kanalıma abone olmayı beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız lütfen yepyeni modellerle tekrar görüşmek üzere hoşçakalın